Şimdi sana anlatıyorum. Daha önce geçirmiş olduğum bazı tecrübelerden dolayı bu tür durumlara karşı birazcık böyle stresli yaklaşabilirsin. Seni anlıyorum. Ama bademciğini almam gerekiyor. Bademciği nasıl alıyorum? Yine hastane ortamında almam gerekiyor. Ve sen hastane ortamında korktuğun için odaya girdiğin andan itibaren senin daha rahat olman için sana bir meyve suyu vererek ve meyve suyunun içine ilaç koyarak senin sakinleşmeni sağlayabiliriz. İki, istersen ben delikanlıyım dersen damar yolundan sakinleştirici vererek seni rahatlatabiliriz. Sonrasında güle oynaya yanımıza geleceksin ameliyathaneye ve hiçbir şey duymadan, hissetmeden, acımadan bademciklerinden kurtulacaksın. Sonra odana gittiğinde ve kendine geldiğinde sınırsız dondurma yiyebilirsin. Sınırsız. İstersen kova kova. Okulda mı? Nerede istersen. Tabii ki yani abartman nazar istemiyorum tabii ama hani özellikle bademcikten alındıktan sonra. Bunun ismi bir ameliyat. Ama ameliyat demek senin sosyal medyada, TikTok'ta, YouTube'da izlemiş olduğun videolardaki gibi değil. Yani ben senin bir yerini keserek, biçerek yapacağım bir işlem değil. Çünkü bu ağız içerisinde çok özel yöntemlerle ben o bademciklerini alıp yok edeceğim. Tamam mı? Hiçbir yerinde dikiş olmayacak. Hiçbir yerinde bir kesiği herhangi bir şey olmayacak. Bu şekilde rahat ve huzurlu bir şekilde olabileceksen anlaşalım. Ne zaman? İşte konuşacağız. Ara tatilde. Ne zaman olacak? Okuldan kalmaman için. Uygun mudur? Veriyor musun? Ama içecek olmuş. İçecek. Damar yolu istemiyorsun. Büşra ablası ona göre. Evet. Verin dormikumu. Yakışıklı mı? Hadi gidiyoruz o zaman yapmayın. Ne? Haftaya haftaya.